arkasından size teslim ediyor olacağım. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün Dell Technology Çözümleri adında sağlık sektöründe sıklıkla duyduğumuz Dell şirketinden kıdemli danışman veri merkezi sistem mühendisi Feyza Hanım'la birlikteyiz. Kendisi sağlık sektöründe Dell Technology Çözümleri konulu bir sunumla bizleri bilgilendiriyor olacak. Ben aslında workshop'u başlatmak için çok heyecanlıyım. Herkese verimli bir workshop, herkes için verimli bir workshop olarak geçmesini diliyorum. Feyza Hanım'a teslim etmeden önce şunu söylemeliyim. Question and Answer bölümünden gelen sorularınızı ve chat üzerinden yönlendirdiğiniz soruları ben Feyza Hanım'a iletiyor olacağım. Sözü size bırakıyorum Feyza Hanım. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Ben teşekkür ederim. Herkese katılım için çok teşekkürler bugün vakit ayırdığınız için. İzninizle ben videomu kapatacağım. Bugün biraz performansı düşük nedense gecikme oluyor sesimde. Kesintiler olabiliyor. Daha önceki toplantıda başıma geldi. Umarım sağlıklı bir toplantı süreci olur bu anlamda ama riske atmamak için ben görüntümü izninizle kapatacağım şimdi. Sunum üzerinden ilerliyor olacağız. Eğer hani bir soru olursa Q&A yazarsanız en son kısımda onunla ilgili size geri dönüş yapıyor olacağız. Şimdi kendimi tanıtayım ben kısaca zaten bilgi aldınız. Feyza Başaran ben Dell Technologies'de danışman olarak çalışıyorum. Data Center veri çözümleri anlamında. E-mail'imi burada görüyorsunuz. Session'dan sonra, sunumdan sonra da sizlere yardımcı olmak isterim. Sunumda aklınıza gelmeyen, sonradan aklınıza gelen sorularla ilgili de bana her zaman ulaşabilirsiniz. Büyük bir ekibiz. Her konuda farklı uzmanlıklarımız var. Burada tüm kadro olarak elimizden geldiğince size çözüm üretmek isteriz. Şimdi Dell Technologies sağlık sektöründe neler yapıyor derken, şimdi ilk başta hep sağlık sektörüyle Dell nasıl bir araya geliyor gibi bir soru işareti oluyor. Birçok kişi de ilk düşünüldüğünde. Ama ben şöyle anlatıyorum bunu. Yani dijital dönüşümle aslında her şey başlıyor. Bu IDC'nin yapmış olduğu bir çalışma bütün endüstrilerde geçerli. Hani sağlık sektörü dediğimizde ilaç diyoruz, röntgen diyoruz, film diyoruz. Hani bunlar çok doğasında olan ana konular. Ancak dijital dönüşüm de olmazsa olmaz parçalardan biri. Tüm sektörleri etkiliyor. Bu çalışmaya göre 2021 yılına kadar üretilen ürünlerin üretim aşamasında ya da tümünde %50 kadar dijitalleşmenin olacağı varsayılıyor, öngörülüyor. Ve 3 yıl içerisinde de yine yapılan bu araştırmada hani %48'i insanların endüstrisinin ne şekle geleceği konusunda tereddüt halinde. Ki bu geçirdiğimiz özel dönemde bile hepimiz inanılmaz bir dönüşüm yaşadık farkında olmadan. Dijital dönüşüm yaşadık. Bunu çok hızlı yaşadık. Yani bunu belki çalışmalarla, analizlerle, faaliyet analizleri, fayda analizleriyle belki aylar sürecek şeyi direkt sahada hepimiz mecburen yaşayarak öğrendik. Ve bu sektörlerde uzaktan çalışma, home office uygulamaları gibi çok farklı artık pandemi sonrası da hayata geçebilecek yönelimler olarak karşımıza çıktı zaten tecrübe ederek. %45'i baktığımızda hani işleriyle ilgili 3-5 yıl içinde acaba sonlanacak mı gibi bir kaygı olduğunu görüyoruz. Ve esas en büyük orana bakarsak eğer %92'sinin dijital dönüşümün olmazsa olmaz şeklinde değerlendirdiğini görüyoruz. Şimdi çok enteresan bir örnek vereceğim. Direkt sağlık sektörüyle ilgili değil ama ben şöyle bir uygulama gördüm. Belki siz de okumuşsunuzdur. Yaklaşık bir belki 8 ay kadar önce Rusya Federasyonu'nda bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmada da çok affedersiniz ineklere virtual reality gözlükleri takılıyor. Ve bu çalışmanın amacı bu virtual reality gözlükleriyle beraber bu kişileri, yani bu ineklerin izlediği manzara
Kırlarda, güneşin altında, yeşil çimenlerdeki manzara onların süt kalitesini ve üretim miktarını arttırdığı gözlemleniyor. Ama bunun daha hala araştırması devam ediyor. Yani tarım da bunlardan bir tanesi, hayvancılık da. Bütün sektörler burada artık bir ayrım söz konusu değil. Bu dijital dönüşümde bir diğer farklılık da veri yapısı. Veri yapısı geleneksel mimarilerde eskiden baktığımızda geçmişten gelen işte yapısal lineer bir büyümeden bahsedebiliyoruz. Ama şu anda en büyük fazla büyümenin olduğu alan araştırmalar gösteriyor ki unstructured data. Unstructured data dediğimiz örneğin fotoğraflar, videolar, bu sosyal medyanın da çok büyük etkisi olduğu bir alan takdir edersiniz ki. Şimdi bu unstructured data'da ya da hızlı büyüyen veride sağlık sektörü ne durumda diye bakarsak eğer, bu yine IDC'nin yapmış olduğu bir çalışma. 2013 ile 2020 projeksiyonu bu. Yani 2013'te şu anda görülen oluşan veri, sağlık sektöründeki oluşan veri miktarı bir benzetme yapılmış burada. Uzayda Dünya ile Ay arasındaki yolun 1/3 kadar bir orana denk geliyor. Ya da hastane önünden yola çıkarsak 1.000 yataklı bir hastanenin içinin %75'inin dolu olduğu bir kapasiteden bahsediyoruz. Büyüme, en hızlı büyüme gösteren sağlık sektöründe %48 yıllık büyüme projeksiyonuyla 2020'deki öngörü bu verinin Ay'ın ile Dünya arasındaki yolun 1/3 kadar büyümesi ve yine aynı hastane örneğinden yola çıkarsak sadece %75'i dolu olan bir hastane yerine 11,3 katı büyümüş olan bir hastane verisi örneğinden yola çıkabiliriz ve şunu anlayabiliriz. Sonuçta dijitalleşme hastane sektöründeki inanılmaz büyüyen verinin de olmazsa olmaz parçalarından bir tanesi. Bu hem bir takım regülasyonlardan dolayı gerekebiliyor, hem bir takım projeksiyonlar ve çözümler üretmek adına gerekiyor. Bu yüzden bu süreçte çok farklı noktalardan çözümlerle ilerlememiz gerekiyor. Şimdi sağlık sektöründeki veri kaynaklarına baktığımızda aslında bir tanesi dolaylı, iki tanesi de direkt etkileyecek üç kategoriden bahsedebiliriz. İlk use case örneği hepinizin de bildiği radyoloji, kardiyoloji, PACS datası, elektronik health record kayıtları, dermatoloji gibi alanlar. Bunlar direkt sağlık sektörünün kendisinin ürettiği veriler. Gelişmekte olan bir alan var sağlık sektöründe. Yani normalde radyoloji, kardiyoloji zaten hayatımızda çok geçmişten beri var ve bunların datalarının da dijitalleşmesinin ötesinde patoloji hayatımızda olsa da dijital patoloji gelişen başka bir alan sağlık sektörüne yönelik. Ya da next gen sequencing dediğimiz alan. Uzaktan hasta gözlemlemesi. Yine gelişen alanlardan bir başka örnek. Bu örnekler çoğaltılabilir burada göreceğiniz üzere. Dolaylı olarak etkileyen başka bir alanda diğer sektörlere de ucu değiyor tabii bunun. Video surveillance, güvenlik, home directory'leri, file share'ler, library'ler gibi alanlarda aynı zamanda toplam olarak baktığımızda sağlık sektöründeki veri kaynakları olarak gözlemlediğimiz alanlar diyebiliriz. Bunların her biri farklı protokolleri destekliyor. Farklı dosya tipleri, farklı veri tipleri. Ama Dell Technologies olarak bunların hepsinin ortak noktada buluşturabileceğimiz konsolide mimarilerden birazdan bahsediyor olacağız. Bizim burada söylemek istediğimiz önemli bir konu verinin büyüme oranı. Yani baktığımızda genoma verisi ya da imajlara baktığımızda bunların her bir tanesi 1 GB, 800 MB gibi, dijital patolojide 3 GB gibi gerçekten ciddi veri üreten kaynaklar. Bu bizim öngörümüzün de ötesinde veri üretiyor.
Hatta hani bu kadar uca gitmeyelim. Hepimizin bildiği saatlerle sağlık sektörüne etkiyi yavaş yavaş hani günlük hayatımızda bile tecrübe etmeye başladık. Bunun bir ileriki aşamasında ne bekliyoruz? İşte evdeki yaşlı insanların kullandığı işte akıllı saatler örneklerinden yola çıkarak işte sağlık durumlarının uzaktan kontrol edebilmesi, IoT gibi bu verilerin toplanabilmesi ve daha hızlı müdahale edilebilmesi ya da çalışmaların geçmişinin daha rahat gözlemlenebilmesi bu toplanan veriyle beraber çok farklı noktalara doğru hem gerçek hayattaki uygulamalarla hem de gelişen sağlık sektörü teknolojileriyle beraber veri üretimi bizim öngörme artık bilişsel kapasitemizi aşacak şekilde büyüyen bir veri alanından bahsediyoruz. Şimdi veri dediğimizde teknolojisi açısından baktığımızda, bilişim teknolojisi açısından baktığımızda hangi alanlar temelde önceliklendirilebilir noktasında üç başlıktan bahsediyor olabiliriz. Bunlardan bir tanesi IT Consolidation. IT Consolidation takdir edeceğiniz üzere sadece sağlık sektöründe değil, bütün sektörlerde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Burada farklı çözümlerin farklı zamanda uygulanmasından kaynaklanan karışık ortamların daha basitleştirilmesi gibi özetleyebiliriz. Detayları zaten bir sonraki slaytlarda bahsediyor olacağız. İkincisi genomic sequencing. Bu da özellikle öncelikli olarak onkoloji alanında kullanılan, aynı zamanda diyabet ve kardiyoloji alanlarında da fayda sağlayan başka temel fokus olunan alanlardan bir tanesi. Veri üretimi anlamında. Ve üçüncü olarak da dijital patolojiden bahsedebiliriz. Dijital iş akışınla ilgili olarak en son disiplin United dijital. Digital Business Fellow. Büyük oranda verinin This yönetilmesi is the anlamına third part. geliyor. Analytics, the management of big data. Özür dilerim ama bu şeyi ben de duyuyorum İngilizce'ye çevirme sesini. Biraz seslerimiz üst üste I'm bilmiyorum. sorry. I carry also the English interpretation. Bir saniye, müsaade istiyorum. Hemen bir teknik düzeltme yapalım. Devam edebilir miyim? Cansu Hanım, şu anda çeviriyle ilgili teknik problem kaldı mı? Hayır, şu an düzgün gözüküyor. Tamamdır, teşekkür ederim. Devam edebilir miyiz? Tamam, teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. Dijital patoloji dediğim gibi büyük verinin yönetilmesi ihtiyacını doğuruyor. Ve özellikle işte sağlık sektörüne yönelik çalışmalar yapan üniversiteler, araştırma enstitüleri bu anlamda potansiyel artificial intelligence projeleri geliştirmek adına dijital patolojiyle birlikte değerlendirilebilecek alanlar. Şimdi bir tek tek ilerleyelim bu üç fokus alanda neler yapılabilir noktasında. Bu geleneksel bir veri depolama alanı görüntüsü bir hastanede baktığımızda. Radyoloji, kardiyoloji, klinik dokümanlar, dosyalar, patolojinin verileri. Bunun dışında sağ tarafta gördüğünüz işte dermatoloji, video surveillance çok farklı farklı iş uygulamaları bulunuyor. Bunların geleneksel yapılardan yani kağıt üzerinde tutulan verilerden dijital ortamlara taşınması da hepsi aynı anda doğal olarak olamıyor. Yani zaman içerisinde her bir iş alanında bu revizyona gidiliyor. Bu çok doğal. Hepsinin aynı anda olamaması ama bunun da negatif olan yansıması sektördeki farklı farklı siloların oluşması. Bu silolarında farklı farklı yönetim durumu ve bu hem yönetim maliyeti anlamında bir problem. Çünkü her bir kaynağa ayrı bir yönetim süreci söz konusu oluyor. İş sürekliliği çözümü olarak baktığınızda da bir problem. Yani bu verilerin
saklanmasının ötesinde korunması da çok değerli. Verinin kaybolmaması, hasta verilerinin kaybolmaması da çok değerli. Şimdi eğer siz her bir departmanda ayrı bir altyapı çözümü kullanırsanız, bütün bu verilerin başka bir ortamda da saklanması noktasında da sıkıntı, yani bu ortamın oluşturulması yine farklı farklı iş kaynaklardan farklı farklı yedekleme çözümleri gibi daha kompleks ortama doğru gider. Yani hem mevcut data center açısından problem, bir maliyet ve etkin olmayan bir ortam, hem de mevcut data center'dan farklı bir veri merkezine verileri kopyalamak, saklamak, iş sürekliliği gibi çözümlere bakıldığında da işin karışıklığı daha da artar hale geliyor. Şimdi bizim burada yapabileceğimiz ilk yaklaşım Dell Technologies olarak IT Consolidation kapsamında bu farklı departman verilerinin tek bir noktada performanstan feragat etmeyecek şekilde ve çok daha kolay yönetilebilmeyi sağlayacak şekilde konsolidasyonu. Böylece gelecekteki tüm yatırımlarının da aslında bugünden hazır olmanızı sağlıyor. Bu her anlamda size dokunuyor. Hem verilerin büyüyebileceği kadar bunu kaldırabilecek bir ortam sağlıyor. iZolon ve ECS dediğimiz Dell Technologies çözümleri aynı zamanda sizin uzun vadede verilerinizi saklamanızı sağlıyor. Çünkü scale out bir mimaride büyüyebiliyor bu ortamlar. Yani sadece data alanı ekleyerek, storage kapasitesi ekleyerek değil, ihtiyacınıza göre performansınızı da arttırabileceğiniz, hem dikeyde hem yatayda, yani hem kapasite olarak hem performans olarak büyümenizi sağlayacak bir yeni jenerasyon olmazsa olmaz teknolojileri içinde barındırıyor scale out mimarisiyle beraber. Artı bu konsolidasyonun getirdiği, yani ileride yeni datanın akacağı ortamı kaldırabilecek kapasiteyi bugünden almanıza gerek yok. Scale out mimarilerde sonuçta siz bugünkü ihtiyaçlarınızı performans ve veri büyüklüğü analizlerine göre alabilirsiniz. Ve ileride artan ihtiyaçlara göre siz gerekirse bu sistem üzerinde performansı arttırabilirsiniz. Gerekirse de bu sistem üzerinde kapasitenizi arttırabilirsiniz. Bu çok önemli bir esneklik aslında, iş ihtiyaçlarına göre karşılanabilecek scale out mimariyle. Artı bunun ötesinde dediğim gibi sadece veriyi olduğu yerde konsolide etmenin ötesinde bu veriyi korumak da önemli bir konu. Gerektiği noktada getirdiği basit mimariyle beraber bunu farklı noktalarda, cloud'a olsun ya da farklı bir data center olsun, taşınabilmesi de çok uygulaması kolay olan bir süreç. Şimdi önemli konulardan bir tanesi de tabii ki bizim bu ekosistem içerisindeki yetkin iş ortaklarıyla beraberliğimiz. Burada göreceğiniz özellikle klinik uygulamalar alanında kendini ispatlamış birçok firmayla iş ortaklığımız bulunuyor. ISV'lerle iş ortaklığımız bulunuyor ve arka tarafta derin ve stratejik bir iş birlikteliğimiz var. Günün sonunda burada bizden, yani Dell EMC içerisinden bir takım yetkin mühendisler bu ISV'lerle beraber çalışıyor ve bu ISV'lerin ürünleriyle çalışılırlığının, Dell Technologies çalışılırlığının sertifikasyonları bulunuyor. Bu da günün sonunda baktığınızda müşterilerimizde tahmin edilmeyen bir takım sürprizler, olumsuzlukların yaşanmasını engellemiş olunuyor. Yani bu zaten hani validated design gibi düşünebilirsiniz. Arka tarafta bu ISV'lerle bizim Dell Technologies mühendislerimiz zaten çalışıyor ve bunun uyumluluğu noktasında gerekli testler yapılıyor ve müşterilerimizde bu sistemler kullanıldığı zaman zaten ilk defa orada çalışmış bir sistem olmuyor. Arka tarafta bu çalışmaların neticesinde sağlıklı bir ortamın güvencesi verilebilmiş oluyor. Diğer önemli konulardan bir tanesi IT Consolidation dışında Next Gen Sequencing'den bahsedebiliriz. Bu da geleceğin önemli konu başlıklarından bir tanesi. Burada IT ile bir genomanın maliyeti açısından
açısından bir grafiği göstermek istiyorum, dikkatinize sunmak istiyorum. Göreceğiniz gibi 2001 yılında bir genomanın maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar seviyelerine kadar çıkmışken bu her geçen yıl bunu oluşturmanın maliyetinin çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bir de yukarıda beyaz bir çizgi olarak Moore kanununu görüyorsunuz. Moore kanunu bilmeyenler için tekrar hatırlatmış olayım. 18 ayda bir teknolojinin performansının sağlayacağı performans iki katına çıkarken bunun maliyeti ya aynı seviyede ya da biraz daha düşük olabileceği öngörüsüne dayanır. Burada da bu alanda bakıldığında zaten çalışmalar da gösteriyor ki Next Gen Sequencing içinde maliyetler her geçen gün daha da artıyor yıllarla beraber. Moore's Law'ı destekleyecek bir veri. En çok hangi alanda kullanılıyor? Takdir edersiniz ki en çok onkoloji alanında bu görünüyor. Ama sağ taraftaki ekranda göreceğiniz diğer alanlarda da Next Gen Sequencing aynı kullanılan girişimlerden bir tanesi. Şimdi ana parçaları nedir burada bahsettiğimiz teknolojinin? Bir kere enstrümanlar var zaten ama bir veri alanından bahsediyoruz bu çalışmalar için. Burada isolon diyebileceğimiz bir verinin saklanacağı alandan bahsediyoruz ama bir o kadar da önemli bir konu başlığı bu teknoloji için high performance computing. Sonuçta bizim bir takım analizleri de hız kazanmamız önemli. Yani bu bilgisayarlarla ilgili en çok sektöre sağlayacağımız faydalardan bir tanesi de high performance computing alanı. Böylece birçok olasılık hesabı ve çalışmaların çok daha kısa sürede. Hani Moore kanunu ne diyordu? 18 ayda iki katı performans. Geçen zamanla birlikte bu çalışmaların maliyetleri düşeceği için çok daha uygun maliyetlerle çok daha iyi performanslarda daha kısa sürede bizi sonuca götürecek analiz çalışmalarını sağlayacak altyapı çözümlerini sunabiliyoruz. Üçüncü bahsedeceğimiz alan dijital patoloji. Dijital patoloji de yeni dijital dönüşümün örneklerinden bir diğeri. Şimdi biliyorsunuz patolojiye ilk başta baktığımızda analog olarak başlamıştı. Ama biz bu dijital iş akış modeli geçişiyle beraber optik mikroskoplardan bahsediyoruz. Yüksek çözünürlüklü scannerlardan bahsediyoruz. Bu da çok farklı kazanımlar getiriyor aslında sektöre. Bir tanesi kısıtlı patoloji uzmanlarının olduğu yerlerde çok daha hızlı analizler yapılabildiği için analoğa göre dijital ortamlarda bu zaman tasarrufu sağlıyor. Daha kısa sürede analiz çalışması yapıldığından daha fazla vakayı elleyebilme şansına sahip olunabiliyor. Aynı zamanda bir başka kazanımı da dünyanın başka yerleri metrekaredeki sel sayma, machine learning gibi özelliklerle çok farklı, hızlı ve hatasız çözümler anlamında destekleyen alanlardan bir tanesi, teknolojik alanlardan bir tanesi de dijital patoloji. Şimdi baktığımızda büyük veri farklı veri tiplerinde yer alıyor ama uzun vadede baktığınızda sonuçta klinik olarak uygulanabilir verilerden bahsediyoruz. Bunun sonucunda çok farklı life sciences olsun, patient olsun, kişiye özel tedavi, işte bu smartwatch'lar olabilir, doğru teşhislerin hızlı yapılması gibi özellikle ilaç sektöründe de yenilikler katan bir başka avantaj. Burada dönüşüme baktığımızda hani klinik olarak high performance computing ile bahsedebileceğimiz süreci analiz sürecinde big data ve analytics noktasında aslında teknolojimizle destekliyoruz. Yani sonuçta bu çalışmalar yapılıyor ama bu big data ve analytics ile beraber bu çalışmaların diğer ortamlardaki verileriyle konsolide edilerek çok daha fazla veriyi işleyerek
daha doğru çözümleri machine learning ile destekleyebiliyoruz. Yani artık makine öğrenmesi, büyük verinin içerisinden projeksiyonlarla makine öğrenmesi çok daha gerçekçi uygulamaları hayatımıza sokma imkanı sağlıyor. Özellikle machine learning dediğimiz sağlık alanındaki örneklere baktığımızda çoğunun dijital patolojiyle ilgili olduğunu görüyoruz. İşte kanserin tespiti, diyabetik gibi çok farklı alanlarda kullanılan machine learning uygulamaları var. Bizim Huron Digital Pathology Analytics ile yapmış olduğumuz bir çalışma var. Bunu sunumun en sonunda size izleteceğim. Ortamda günün sonunda baktığımızda arşiv verileri var, scannerlar var. Veri depolama olarak izolonlarımız bulunuyor. Verileri imaj management için, indeksleme için de sunucular var. Böylece neyi sağlıyoruz? Çok daha hızlı bir şekilde dijital ortamda dijital patoloji yapabilme imkanı sağlıyoruz. Bu siteden siz kendiniz de uygulama örneğini inceleyebilirsiniz. Zaten çok farklı sağlık sektöründeki uygulama örnekleri de broşürler halinde sizlerle paylaşıldı. O örneklerde görebileceğiniz farklı alanlar. Bu Dell Technologies ile yapılmış bu çalışmayı ayrıca sizlere tekrar göstereceğim. Şimdi sonuçta veri merkezine baktığınızda modern veri merkezinde network, sunucu, storage, data protection olmazsa olmaz. Yani bir veri depolama alanı sunucusuz çalışmıyor. Ve bir veriyi illaki korumanız gerekiyor. Bu da regülasyonlardan dolayı belki arşivlemeniz gerekiyor. Tüm bunların birbirine bağlanması için network gerekiyor. Dell Technologies olarak bizim en büyük katacağımız değer uçtan uca tüm bu çözümleri sağlayabiliyor oluşumuz. Yani tek noktadan sunucusu, storage'ı, network'ü, veri koruması hepsine tek bir kontak üzerinden erişip hani bir problem olduğunda farklı kişilere erişme gibi bir problem, bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sonuçta tek bir kontağınız oluyor ve bu kontak sizi arka tarafta bütün problemlerle ilgili yönetebiliyor ya da doğru çözümleri pozisyonlama noktasında destek oluyor. Yani uygulamaların yönetilebilirliği, altyapı uygulamaların yönetilebilirliği anlamında büyük bir avantaj. Bir bakıma konsolidasyon gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında yani siz bunları silolar halinde yani sunucular sadece sunucu ihtiyacı olur, sunucu konuşulur. Sadece storage olur, storage konuşulur. Onun dışında yerine göre converge ve hyperconverge mimariler de sunulabiliyor. Burada bahsettiğimiz şey hiperbütünleşik mimarilerden bahsediyorum. Sunucu, network, storage gibi katmanlı yapılar yerine kendi içinde software defined storage diyorum ben buna. Yazılım tabanlı veri depolama alanı gibi. Bu konsolide yapılarda özellikle uygulamaları yönetmeniz açısından, infrastructure çözümlerini yönetmeniz açısından büyük kolaylık sağlıyor. Life sciences ve artificial intelligence için ayrıca ready solutions'dan bahsedebiliriz. Ready Solutions'da demin bahsettiğim hani katacağı değer nedir derseniz bu arka tarafta zaten çeşitli farklı çözüm sağlayıcılarla test edilmiş, onaylanmış yapıların direkt size sunulması gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta bu unstructured veriyi baktığımızda yönetebilmek için farklı alanlarda gelişmeye ihtiyacımız var. Yani bu çok hızlı büyümesi, yani %80'i dünya datasının %80'ini unstructured data olduğu söyleniyor. Ve bu alanda 3 katı kadar büyüme bekleniyor. Ve %50'si de veri merkezinin dışına çıkacak gibi görülüyor. Sonuçta bu bizim gerçekten iyi planlamamız gereken bir alan. Bugünden planlamamız gereken bir alan. Geciktikçe çünkü bu noktada hem çözüm üretmek anlamında hem de gittikçe karmaşık yapıyı kolaylaştırmak anlamında süreci zorlaştırıyoruz. Bunu adreslemek için yani bu büyük veriyi adreslemek için demin de bahsettiğim tek bir platformda istenildiği kadar ihtiyaca göre petabaytlarca veriyi taşıyabilecek kadar isterseniz performanstan da feragat etmeden büyüyebilmenizi sağlayan
yapıların olması, platformların olması bizim için önemli. Sunduğumuz çözümler bunu içeriyor. Zorluk yaşatmadan büyümeyi adresleyebilmesi önemli. Ve gerektiği noktada da sadece lokalde değil, demin de bahsettiğim iş sürekliliğini de adresleyecek şekilde farklı veri merkezi olsun, gerektiği noktada cloud'a olsun, bu verileri taşıyabilecek bir çözümü adresliyor olması önemli. Sonuçta Gartner'ın yapmış olduğu araştırmalar gösteriyor ki Magic Quadrant'ta Dell Technologies olarak biz 4 yıldır en lider konumlardayız. Ve sahada 17 exabyte'ın üzerinde veri Dell Technologies üzerinde çalışıyor. Ve IDC analizine göre de scale-out NAS platformlarında bir numarayız. Sağlık sektöründe de çok farklı liderlik örneklerimiz var. Burada sağ üstte göreceğiniz gibi Amerika'daki en hani, büyük 20 hastanenin 18'inde bizim altyapılarımız kullanılıyor. Yine pharmaceutical company'lerde de aynı şekilde 10 tanenin 8'inde bizim altyapımızın kullanıldığını görebiliriz. Şimdi buradaki ürün tarafında biz bunu nasıl adresliyoruz diye bahsedersek aslında birkaç ürün var konuşabileceğimiz. Isolon, PowerScale. Burada sağlayabileceğimiz faydalar, şimdi Isolon'la birlikte PowerScale'da sektörde bu sene içerisinde portfolyomuza gelen yeni ürünlerden bir tanesi. Biliyorsunuz Dell Technologies sonuçta Dell Server mimarisinde lider konumda olan firmalardan bir tanesi. Burada kullandığımız altyapı çözümünde storage olarak, veri depolama olarak kullanılan altyapı çözümündeki sunucu modelleri de PowerEdge sunuculara dayanıyor. Yani sonuçta siz aslında uçtan uca tüm portfolyonun faydalarını alabilmiş oluyorsunuz, sağlayabilmiş oluyorsunuz faydalarından. Ve burada cloud açısından bakıldığında da farklı cloud ortamlarına da entegrasyon imkanı veriyoruz. Demin de bahsettim. Sonuçta replikasyon, işi yani iş sürekliliği de bizim için önemli. Bu da bu şekilde silolar olmadığı noktada IT konsolidasyonuyla beraber iş sürekliliği de ekstra önemli bir fayda olarak hayatımıza giriyor. Burada farklı kullanım amaçları olabilir. Yani ürünün tek bir noktaya yönelik bir ürün gibi düşünmemek lazım. Gerektiğinde işte regülasyonlardan dolayı arşiv için kullanılabilir. Çok performans istemeyen alanlarda hibrit altyapı çözümü olarak kullanılabilir. Hem böyle flash diskler hem diğer daha düşük performanslı diskler ya da tamamen performansa yönelik all flash mimariler konuşulabilir. Burada bizim önemli olan, bence en önemli konu müşterilerimizde sizlerdeki ortam analizi. Yani gerçek ihtiyacınızı anlamamız önemli. Çünkü çok farklı çeşitli ürünler var. Önemli olan size uygun çözüm ne? Biz bu noktada hangi çözümümüzle sizin gerçekten nokta atışı ihtiyacınızı adresleyebiliriz? Bu önemli. Bunun için elimizde bir takım araçlar var. Sizin ortamınızı analiz yapıp bir miktar veriler üzerinden, yani bir tahminler üzerinden değil, ortamınızdaki verinin büyüklüğü, büyüme trendi, ne kadar bir performansı var, nerede bottleneck yaşanıyor. Tüm bunları hani bir hastayı, ben şöyle aslında bunu tanımlıyorum. Ama burası tam yeri olacak aslında verdiğim örnek için. Hastayı ameliyat masasına yatırmak diye bunu anlatıyorum ben. Burası da healthcare üzerine olduğu için siz daha iyi anlarsınız. Yani o hastayla ilgili ya da o durumla ilgili bütün detayları görebilme imkanı sağlayan bir takım araçlarımız var. Bunu bir health check gibi de düşünebilirsiniz. Yani bu çalışmayı bizimle yaparsanız sonuçta bir health check, durumum ne, nerede bir problem var mı yok mu amacıyla bile rahatlıkla çalıştırılabilecek bir tool bu. Buna göre de hangi ihtiyacınız varsa ona göre doğru planlamaya gidebiliriz. Baktığımızda bu sadece bir veri depolama alanı gibi düşünülmemeli. Kurumsal olarak en üst seviyede sizin verinizi koruyacak ve yönetecek çok farklı özellikleri içinde barındırıyor. İşte bu çok fazla büyük verinin sıkıştırılması ya da senkronizasyonu, arka tarafta snapshotların alınması, klonların alınması, farklı kişilere farklı erişim haklarının verilmesi
ya da işte ne kadar büyüyeceğim projeksiyonları, ne kadar daha kapasitem benim için uzun vadede yeterli olacak gibi çok farklı projeksiyonları da görebilme imkanı size sunabiliyor. Burada ihtiyaçlarınıza bağlı olarak neyse onlarla konfigürasyonlar hazırlanabiliyor. ECS de yine aynı şekilde hani Eyes Alone Scale Out NAS özellikle vurgulama üstünden geçmek istedik. ECS'de Scale Out Object Storage olarak konuşabileceğimiz ürünlerden bir tanesi. Bu da cloud'la entegre edilebiliyor. Ve baktığımızda sonuçta onda da standart ya da deep dediğimiz SSD cache'leriyle performans ihtiyacınıza bağlı olarak büyüyebilen, dediğim gibi bu tamamen analizlerle hangisi sizin için doğru çözümse ona göre ilerlenebilecek çok farklı dizaynlar olabiliyor. Bunlarla ilgili detayları dediğim gibi şeyde bulabilirsiniz, broşürlerde de bulabilirsiniz. Bizim temelde söyleyeceğimiz bir örnek, iki örnek daha vermek istiyorum. Bu da Life Sciences'da High Performance Computing örneği bir tane. Burada detayları görüyorsunuz. Sonuçta bizim burada getirdiğimiz fark EMC mühendisleri tarafından test edilmiş, onaylanmış, özel spesifik olarak life science'lara uygulamalarına yönelik üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğu bir altyapıdan bahsediyoruz. Yani siz herhangi bir server ve herhangi bir storage'ı alıp çalıştırmıyorsunuz. O uygulama bizim ortamımızdaki Dell Technologies sunucu ve storage'ların üzerinde çalıştırılırken en optimum şekilde kaynakların planlaması yapılıyor. Ve böylece sizin ortamınıza kurulduğunda da güvenilir bir şekilde, en optimum şekilde çalışır bir sisteme sahip olabiliyorsunuz. Eyes Alone'da aynı şekilde baktığımızda rekorlar açısından işte Genomics Worldwide'da 1 exabyte'ın üzerinde Eyes Alone'un kurulu olduğunu görüyoruz. Yine bir sürü çok farklı çözüm sağlayıcılar var bizlerle beraber. En fazla işte top 10'de 8 tanesi yine bizim ürünler üzerinde çalışıyor. Medikal sektöründe Güney Amerika'daki akademilerde baktığımızda ilk 100'ün %40'ı bizimle beraber çalışıyor. Hani hep söylediğim şey şu, artık verinin ve dijital verinin girmediği sektör yok. Ama biz bu alanda 2008'den beri fokusumuz var, devam ediyoruz. ISV'lerle işbirliklerimiz devam ediyor. Bu yüzden bu tecrübelerle sizlerle de çalışmayı çok isteriz, mutlu oluruz diyorum. Ve izninizle son bir demin bahsettiğim videoyu da eğer şey yapabilirsem, paylaşabilirsem izletmek istiyorum size. Year, pathologists around the world diagnose millions of cases. Using their experience and knowledge, these experts review biopsy slides and generate pathology reports. Unfortunately, these reports are often filed away after diagnosis, never to be revisited. Think about all the knowledge captured in these reports just sitting idle. Imagine if there was an easy way to access, aggregate, and tap into that collective knowledge. How much could we speed up and improve diagnosis or accelerate cancer research? How much could we optimize treatments? Or could we even find connections to the genome? At Huron Digital Pathology, we've developed a powerful way to transform glass slides into shareable knowledge through image search to connect pathologists and researchers with the vast expertise of their colleagues. We call it scan, index, search. We start with digitizing glass slides, turning them into high-resolution digital slides. Then we index the slides, representing the huge image files as tiny barcodes that can be quickly and easily searched. We can do that natively on our scanners, or we can index existing slide archives from virtually any scanner. Finally, our image search engine allows pathologists and researchers to easily find similar images and cases
giving them access to evidently diagnosed pathology reports, all with the click of a mouse. We are at the beginning of a new era in pathology, where searching is intelligence, opening up vast new opportunities to improve patient outcomes and accelerate research. Join us and transform your glass slides into shareable knowledge. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum herkese katıldığı için. Beyza Hanım, biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağlık teknolojilerindeki çözümleri bizlerle paylaştığınız için. Eğer katılımcılarımız isterse birkaç dakikalık soru cevap yapabilme şansımız var. Herhangi bir soru talebi ben görüntülemiyorum şu anda. Evet. Ben mailimin olduğu ekranı da bir paylaşayım. Belki sonradan akıllarına gelen bir soru olursa en azından oradan bana da ulaşabilirler. Pardon. Tabii ki. Hemen o mailin başındaki şeyi açayım. E-mailim gözüksün. Bir akıllarına takılan bir konu olursa her zaman bana ulaşabilirler. Şöyle paylaşayım. Tabii standınızda dokümanlarınız da var. Onlarda da zannediyorum yine benzer içerikleri bulabileceklerdir. Hem indirilebilir PDF dosyalarınız mevcut. Evet, doğru. Aynen. Herkese çok katılımı için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum inşallah. Hem sizlere hem ailelerinize, sevdiklerinize bu süreci de kolay atlatabilmeyi diliyorum. Her zaman bana bu e-mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Katılımınız için de çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hem sürece değer kattığınız için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.